bir can borcumuz. İyi, onu da alırız. Yükünden kurtulursun. Hak veriyorum size. Allah bana bir can verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kestik. Allah hadi candan kulla. Allah sana bir de. Tamam sana bir çocuk. Böyle yukarı alıyor yukarı. Abi ileri de yalvarmayacağım. Allah'a bir can borcum var. Onu da Allah istediği zaman alır. La ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulullah. Patlar. Göç yolu projesinde biz başlarken aslında sadece Balkanlardan göçü değil, Suriye'de, Irak'ta ve benzeri yerlerde yaşanan göçleri de konu etmek istedik. Herkes bu projede kendinden bir şeyler bulabilecek. Herkesin bir göç hikayesi vardır, yol hikayesi vardır. Bu projenin içerisinde göçte biraz daha yoğunlukta dram var. Acı çok fazla. Biz burada sadece durumu iyi olmayan hastaların, yaşlıların, sakatların, çocukların Balkanlardan Türkiye'ye gelene kadar yolda yaşadıkları dramı anlatmaya çalıştık. Aslında güzel de bir hikaye oldu, çok güzel bir hikaye oldu. Çok dram yüklü oldu. Bazen hani düşündüğüm oldu ya keşke bu kadar dram olmasaydı ama bunlar sonuç itibariyle o zaman yaşanan gerçekler, gerçek hikayeler. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği hikayeler. Belki hani Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a gelen insanlar, İstanbul'dan kalkıp başka şehre giden insanlar da evet ya biz de göç etmiştik ama en azından sürgün edilmemiştik gibi düşünebilirler. Proje bir kültür projesidir. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan bir projedir. Yönetmenliğini ben yapıyorum. Yapımcı arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar, çok uğraştılar. Hakikaten Türkiye'de Balkanlarla ilgili, Balkan projeleriyle ilgili bir eksiklik vardı. Biz de dedik ki bunu giderelim. Biz muhacirlerin hikayeleri var, akrabaları var, dedeleri var, nineleri var, eşleri var, dostları var. Ben herkesin bu projeyi izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. En azından bu bir kültür projesidir. Hani baktıkları zaman ya bizim atalarımız neler çekmiştir. Peki hangi mekanlarda çekildi? Mekanlar, bu arada onu da söyleyeyim. Hendek Belediyesi'ne ve Pamukova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten destek oldular. Özellikle Ali İnci Bey, Hendek eski belediye başkanı. Hendek'te yoğunlukla çalıştık. Hendek'teki mekanlar biraz daha Balkanlara daha yakındı. Artık şu anda bulunduğumuz yer Pamukova, filmin finaline doğru. Trakya'ya daha yakın artık. Edirne sınırlarına kadar gelmişler. Türkiye'ye giriş yapacaklar sağ kalanlar. Zaten bizim hikayemizde 40 kişilik bir grubumuz yola çıkıyor. Türkiye'ye gelebilenler artık 5-6 kişiler. Tamamına yakın nerede? Seyfo'da telefon. Özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar telefonu. Çok değerli oyuncularımız var. Sinan abimiz var. Sinan Menge, Esra Sönmezer var. İzzet Çivril var. Ondan sonra Şükran ablamız var. Şükran Çağman. Ahmet Yenilmez var. Hülya Diken var. Sinan Bağcılar var. Yani herkes ekranda gördüğü, evet bu da varmış diyebileceği insanlar var. Ben Aysun da, Hanım var herhalde. Aysun Hanım var. Aysun Güven var. Tolga Öz var. Diyorum ya o kadar çok sahne çektiğimiz için artık hani geliyorlar gidiyorlar kimisi yolda ölüyor ölenleri unutuyoruz bırak. Yapımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir imkanı esirgemediler bizden. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bütün arkadaşlarımız da ekip arkadaşlarımız da oyuncu arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Hani burası bir set gibi değildi. Biz giden arkadaşlarımız oluyor. Oyuncu arkadaşlarımız oluyor. Giderken sarılıyoruz öpüşüp koklaşıyoruz. Gözü yaşlı gidiyor herkes. Evet. Peki çekimler ne zaman bitiyor? Çekimlerin sonuna geldik artık. Coğrafyaya da baktığımız zaman zaten burası artık Trakya coğrafyasına çok benziyor. Bu hafta sonuna doğru çekimlerimiz bitmiş olacak. Peki ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi olarak Aralık, Şubat arası bir takvim. Biz bunu daha sonra bir basın açıklamasıyla belirleyeceğiz ama bizim kafamızdaki tarihler Aralık ve Şubat arası. Tam böyle izleyicinin yoğun olarak sinemaya rağbet ettiği tarihler. Tabii bu süreçte biz Kültür Bakanlığı da zaten bize ön ayak olacak. Onlar da yardımcı olacaklar filmin dağıtımı konusunda. Montajı bittikten sonra artık ona da karar vereceğiz. Peki. Olan bulamazsınız. Yok hayır.
ben. Bu Balkanlar Göç Yolu efendim sinema filmi. Başrolünde oynadığım Ender güzel filmlerden bir tanesi. Çok bir değerli bir oyuncu kadrosu var. Zaten çok sevdiğim Turgut Hocam var, yönetmenimiz. Kendisini canımdan çok seviyorum. Daha önce de çalışmıştık kendisiyle. Çok güzel bir hikaye. Ben de bir Balkan köylü kızını canlandırıyorum. Çok güzel bir dram. Hayatımda ilk kez bir dramda oynuyorum. Kendi performansıma kendim şaşırdım. Gerçekten drama çok keyifliymiş. Çok keyif aldım. Gece magazini, gece 11 ile 1 arası efendim. Evet. Onun dışında yine bir sinema filmi daha var. Çekeceğim önümüzdeki ay. Ondan sonra koşturmaca ama ben bu filmden çok keyif aldım. İzleyenler de başından sonuna kadar gözyaşlarını tutamayacaklar. Çünkü gerçek bir hikayeden alınmış. Gerçek hayatların, gerçek acıların yaşandığı bir öykü anlatılıyor. İzleyicilerimiz bunu izlerken hem tarih kokan böyle güzel bir filmi kendilerini içinde bulacaklar. Umarım vizyonda efendim görüşeceğiz sizlerle. Bana bu teklif geldiği zaman dönem filmi olduğu için seve seve kabul ettim. Çünkü benim bu arada bir günlük dizim var. Yoğun oluyor çalışmalarımız. Ama Turgut Ural'ın yönettiği bu 500 yıl boyunca Balkanlar taşıyla, dağıyla, tozuyla, dumanıyla bize yer olmuş bir yerdi. Gördüğünüz gibi o dönemin kostümleri, yüzümüzde hiçbir şekilde ben hiç makyaj yapmıyorum, sıfır çünkü. İnsanlar tecavüze uğruyor, bebeler ölüyor, gençlerimiz ölüyor, evler yakılıyor. Perişan işte canımızı kurtarma bağısına kaçmaya çalışıyoruz. İşte şu hallerdeyiz falan. İnanılmaz keyifli. Bir de çok güzel toparladı Turgut. Ekip çok iyi. Ekiple çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Yapım şirketi tabii ki bize çok güzel imkanlar sunuyorlar. Bu imkanlar doğrultusunda zaten işler geliyor. Valla bütünüyle bir aile olduk. İşte 2-3 günlük bir işimiz kaldı burada. Çok güzel bir iş çıkarttığımıza eminim. Ben çok keyifli çalıştım. Çok da mutluyum. İnşallah hep beraber izleriz. İnşallah. Vizyona girdiği zaman. Evet gördük. Kestim.